her türlü sanat sohbetleri başlıyor. Bugün sizinle Profesör Gömbir için yazdığı Sanatın Öyküsü isimli kitabı hakkında konuşmak istiyorum. Bu kitabın kütüphanemde baş köşede yer aldığını belirteyim. Genelde sanat okullarında kaynak kitap olarak öğrencilere tavsiye ediliyor bu kitap. Fakat sanata ilgi duyan herkesin okumasının önemli olduğunu düşünüyorum. Kitabın orijinal ismi The Story of Art. ...ve kitabın hakları Londra merkezli Faden Press'e ait. Türkçe basımı Remzi Kitabevi'nden. İlk Türkçe çevirisini 1976 yılında İtalyanca'dan Türkçe'ye Bedrettin Cömert çevirmiş. Hatta bu çeviriyle 1977'de Türk Dil Kurumu tarafından çeviri ödülü de almış. Fakat 1994 yılında Faden Press kitabın çok ilgi görmesi nedeniyle genişletilmiş bir baskı isteğiyle Profesör Gönbiriç'e yeni ve gelişmiş bir baskı teklifiyle gidiyor. Hatta Gönbiriç 16. baskı ön şaşkın ve minnettarlıkla dolu olduğundan da bahsetmiş. Neyse bu çeviri kısmını toparlayalım. Remzi Kitabevi'nin aynı zamanda sahibi olan Erol Erduran ve oğlu Ömer Erduran bu geniş baskıda kitabın büyük ölçüde değiştiğini görüyorlar ve baba oğul sanatın öyküsünü tekrar çeviriyorlar. Gazete Duvar isimli internet gazetesinde yazar Salih Bolat Temmuz 2020 tarihli yazısında bu süreci eleştiren bir yazı yazmıştı. Fakat ben 1976 yılından 1994'te yeni resimler, yeni metinler hatta yeni bölümlerle artık kabına sığmayan bu yeni baskının çevirisinin Erol ve Ömer Erduran'ın çevirmesiyle etik bir yanlışlık görmüyorum. Bedrettin Cömert sanatın öyküsünü İtalyanca aslında 1976 yılında çeviriyor. 1978 yılında ise siyasi bir suikaste kurban gidiyor. Salih Bolat'ın iddia ettiği gibi çevirmenin haklarının yenmesiyle ilgili bir durum bence söz konusu değil. Burada bir duyar yaratmaya gerek var mı? Bu başka bir konu, başka bir mecranın tartışması. Bu arada Salih Bolat'ı 22 yılında koronavirüs nedeniyle kaybettik adıyla yaşasın. Neyse bu çevir süreciyle ilgili masal gibi bir girişten sonra kitabın içeriğine biraz geçelim. Elimdeki kitabın iç kapak sayfasına 17 tarihini not etmişim. Her aldığım kitaba tarih atıyorum büyük ihtimal daha önce aldığım kitabı birilerinin okuması için verdim ve klasik son geri gelmedi. Çünkü bu kitabı ilk okuduğumda lisede olduğumu çok iyi hatırlıyorum. Evet şimdi şöyle bir taraftan sayfaları çevirip bir taraftan kitabı değerlendirmeye çalışacağım. Baskı ön sözlerini geçiyorum. Çünkü baskı için notları okumak meraklısı için zaten kitapta onları bekliyor. Bu yüzden direkt giriş bölümünden başlamak istiyorum. İlk cümle sanat diye bir şey yoktur aslında. Burada sanat kavramına bir tanım açlığı çeken herkese güzel bir girizgah yapmış yazar. Sanat nedir sorusuna iyi düşünülmüş bir cevap veriyor. Bu bölümü okumak istiyorum. Sanat diye bir şey yoktur aslında. Yalnızca sanatçılar vardır. Bir zamanlar bazı adamlar renkli toprakla bir mağaranın duvarına kabaca bizon resimleri çiziktiriyordu. Bugün de bazıları boya satın alıp duvar ya da tahta perdeleri resimliyor ve daha birçok başka şeyler üretiyorlar. Tüm bu etkinlikleri sanat diye tanımlamakta hiçbir sakınca yok. Yeter ki bu sözcüğün yer ve zamana göre birbirinden değişik anlamlara gelebileceği unutulmasın. Ve günümüzde neredeyse bir korkuluk, veya tapınma aracı haline gelen ve büyük S ile başlayan sanatın var olmadığının bilincinde olunsun. Bir sanatçıya yapmış olduğu şeyin bir bakıma güzel sayılabileceğini ama sanat olmadığını söyleyerek onu yıkıma sürükleyebilirsiniz. Aynı biçimde bir tabloyu güzel bulan herhangi bir kimseye bu tabloda beğendiği şeyin sanat değil de başka bir şey olduğunu söyleyerek kafasını karıştırabilirsiniz. Evet bu giriş öncelikle bize sanat kavramının bulduğum, bulunduğumuz zamana göre, algılarımıza göre nasıl biçim değiştirdiğini gösteriyor. Fakat burada izninizle ben biraz duyar kasmak istiyorum. Bir zamanlar bazı adamlar renkli toprakla bir mağaranın duvarına kabaca vizon resimleri çizip duruyordu. Bu cümle beni konudan bağımsız olarak rahatsız ediyor. Kelimelerin bir erkeğe ait olduğunu biliyorum. Bu durumu daha da kötüleştiriyor haliyle. Diğer yandan Profesör Gömbür için 1919 doğumlu olduğunu da unutmamak lazım. E, bu dönemde güç sahibi erkekler kulübü üyelerine bugün bilim adamı yerine bilim insanı terminolojisini öğreteceğiz diye hala uğraşıyoruz. Ama söz konusu mağaralardaki bizon resimlerini çiziktirenlerin hatta ellerini stencil olarak kullanarak bize el sallayan kişilerin kadın olduğunu da pekala düşünebiliriz. Bir yandan da arkeolog Dean Snow'un yaptığı başka bir araştırmada insanlar henüz mağarada yaşarken duvarlara yaptıkları resimlerin çoğunun kadınlar tarafından yapıldığını iddia ediyor. Sevgili hocamız Profesör Gömbür için de zihninde mağarada resim yapan kadın modeli yok demek ki. Kadın yaşamın önemli bir alanından ötekileştirildiği gibi sanattan da öteki. Örneğin sanat sohbetlerinde yazılan bilimsel makalelerde Bağhaus okulundan, Bağhaus ekolünden bahsederiz. Bağhaus'un manifestosunun ne kadar özgürlükçü olduğu üzerine konuşuruz. Ama orada bile kadınların aslında üç boyutlu düşünmediği, sadece erkeklerin üç boyutlu düşünebildiği özellikle belirtilmiş. Kimler belirtilmiş bunu? Bıyıklı kurucu hocalar tarafından tabii ki. Zaten sanat tarihinde kadın ne kadar var onu da başka bir podcast yayınında konuşuruz. Çok fazla takmamaya çalışıyorum ama yine de belirtmek istedim. Demek ki beni rahatsız ediyor ki belirtmek istiyorum. Neyse devam. Hemen bir sonraki sayfada beni derinden etkileyen ve çok severek resimlerini incelediğim, resimlerini özellikle seyretmeyi sevdiğim iki ressamdan bahsediyor ve bir karşılaştırma sunuyor bize. İlki Rubens, diğeri de Dürer. Rubens'in oğlunu resmettiği bir tablo var sağ tarafta. 1620'de yaptığı kağıt üzerine siyah ve kırmızı pastelle yapılmış küçük bir çalışma 25 santime 20 santim boyutunda. Portrede 3 ya da 5 yaşlarında olduğunu düşündüğüm güzel bir çocuk var. Saçları bukleli, yanakları dolgun. Küçük bir çocuk dediğimizde aklımıza gelen tüm hoş yanları görebiliyoruz bu çalışmada. Yani Rubens'in oğlu Nikolas'a bir övgü olduğu muhakkak. Diğer sayfada Dürer'in annesinin portresini görüyorum. Bu meşhur portreyi bilenleriniz mutlaka hatırlayacaktır. İlk bakışta çok sevemeyeceğiniz bir resim bu Dürer'in annesinin portresi. Çünkü bu resimdeki kadın yaşlı, gözleri patlak, Derisi ince bir o kadar da kemikli Alnındaki çizgiler kaşlarını yukarı kaldırdığından olsa gerek Sanırım onlarca birbirine paralel bir yapıda ee, Bu çalışma kağıt üzerine siyah tebeşirle çizilmiş O da 42-30 santim boyutlarında Dürer bu çalışmayı 1514'te 16. yüzyılda yapmış Rubens ise 17. yüzyılda İki resmin arasında bir asır var Profesör Gombrich burada ilginç bir saptama yapıyor. Hemen okuyorum. Birçokları gerçek hayatta görmekten hoşlandıkları şeyleri tablolarda da görmekten hoşlanırlar. Elbette çok doğal bir tercihtir bu. Doğadaki güzelliği hepimiz severiz ve bunu yapıtlarında koruyan sanatçılardan daha çok hoşlanırız. Öte yandan bu sanatçılar da bizimle aynı zevki paylaşırlar. Büyük Felemenk ressamı Rubens küçük oğlunun resmini yaparken oğlunun güzelliğiyle mutlaka övünç duyuyordu ve ona bizim de hayran kalmamızı istiyordu. Ama hoşa giden ve etkileyici konulara duyulan bu eğilim eğer bizi daha az çekici konuları reddetmeye sürüklerse bu durum gerçekten önümüzü kapatabilir. Büyük Alman ressamı Albert Dürer de annesinin resmini kuşkusuz Rubens'in tombul yavrucunanına duyduğu eş bir sevgiyle çizmiştir. Yaşlı kadının ve onun eriyip gitmekte olan yaşamının gerçekçi çizimi bizi belki etkileyip bu resimden uzaklaştırabilir ama bu ilk hoşnutsuzluk duygusunu yendiğimiz takdirde resim yeterince katkıda bulunacaktır bize. Çünkü Dürer'in bu çizimi olağanüstü iştenliğiyle görkemli bir yapıttır. Evet, sanat dediğimiz kavram aslında algılarımız ve sanata bakış noktamızla değişebiliyor. Fakat burada iki ayrı çalışmada gördüğüm şu. Dürer annesinin portresinin yani 1514'te Rubens'in güzel portresini yapmasından neredeyse 100 yıl kadar önce daha önemli bulduğum kaygılarla yapmış gibi görünüyor. Güzellik değil. Gerçek ve gerçeğin bize tokat gibi sarstığı duyguları uyandırıyor çalışmada. Daha sonraki podcastlerde bahsedeceğimiz Caravaggio'da da bu etkiyi görürüz. Onun tablolarında o günün güzellik taleplerine karşı belki aynı kaygılarıyla daha doğal, daha kirli, daha loş, daha insancıl tablolar yapar Caravaggio. Demek ki bazı sanatçılar güzeli ve güzelliği överken bazı sanatçılar ise insanın doğal olan başka yönlerine kafa yoruyorlar. Dediğim gibi Rubens'i seyretmek, beğenmek işin kolay kısmı. Bunun için sanattan anlamanıza bile gerek yok. Fakat Dürer'in çalışmasında bir için bahsettiği o ilk hoşnutsuzluk yani ilk ön yargı duygusunu yenmeyi başardığımız takdirde işte o zaman resim bize katkıda bulunmaya başlıyor oysa Rubens'in güzel küçük oğlunun resmine ne kadar bakarsak bakalım bize güzellikten başka ne verebilir acaba bilmiyorum. Şu anda 18. sayfadayım ve ilerlemeye devam ediyorum. Bir önceki sayfadakilerle bağlantılı olarak ilerleyen sayfalarda birçok tablo karşılaştırması var. Örneğin İsa'nın resmedildiği çalışmalar Burada karşılıklı iki sayfada farklı duygular uyandıran iki ayrı çalışma var. Sol sayfada Gudio Reni'nin dikenli çalıdan taç giydirilmiş İsa isimli tablosunu görüyorum. Tuval üzerine yağlı boya bir çalışma. Şu anda Louvre'da sergileniyormuş. Bu tabloda İsa gayet yakışıklı görünüyor. Ağzı hafif aralık, yüzü yukarıya doğru ve gözleriyle sanırım Tanrı'yı arıyor. Belki de Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin demesinden hemen öncesine ait bu an. Omuzlarından süzülen birkaç kan damlasından çarmağa gerilme anında olduğunu anlayabiliriz. Fakat o kadar güzel ve temiz resmedilmiş ki onu bulunduğu ana bağlayan detayları göremiyorum. Sağ sayfada ise Toskanalı bir ustanın yaptığı ahşap üzerine bir tempera çalışmasını görüyorum. Fakat bu çalışmada güzellik ön planda değil. İsa yakışıklı mı anlayamıyoruz. Zaten bu çalışmada bunu düşünmüyoruz büyük ihtimal. Çünkü burada başını acıyla öne eğmiş, gözleri kapalı, alnı yine acıdan kırış kırış bir İsa görüyorum. Ortada kan görmememize rağmen burada kan yok. İsa'nın acısını hissetmemek pek elde değil. Profesör Gömbriç bu iki farklı sanatçının farklı kaygılarla resme nasıl yaklaştığını burada çok güzel ifade etmiş işte. Bunu dile getirdiği bölümü de bir okumak istiyorum. Gerçek tabloları yeğleyen kimselere hoş gelmeyen şey yalnızca çizimin kabataslak oluşu değildir. Onlar doğru çizilmemiş olduklarını düşündükleri yapıtlardan da hoşlanmazlar. Ve özellikle bu çalışmalar sanatçının daha iyisini bilmesi gerektiği daha modern bir çağa aitse hoşnutsuzlukları daha fazla olur. Aslında modern sanat üzerine yapılan tartışmalarda doğanın bunca yakınma yaratan çarpıtılmasının anlaşılmaz bir tarafı yoktur. Baltz'nin filmlerini veya çizgi kitaplarını görmüş olan herkes şunu bilir ki nesnelerin kimi zaman şu veya bu anlamda olduklarından başka değişmiş veya çarpıtılmış olarak çizilmesinde mutlaka bir neden vardır. Mickey gerçek bir fareye benzemez ama kimse de kalkıp Mickey'nin kuyruğunun uzunluğu konusunda öfkeli mektuplar yazmaz gazetelere. Disney'in büyülü dünyasına giren herkes artık büyük S ile başlayan sanatı umursamaz. Disney'in filmlerini bir modern sanat sergisine kendisiyle birlikte götürmekten haz duyduğu ön yargılarla seyretmez. Ama modern bir sanatçı Canının istediği gibi resim yapınca da daha iyisini yapamayan beceriksizin biri diye nitelemeye kalkar onu. Modern sanatçılar hakkında ne düşünürsek düşünelim, onların hiç olmazsa doğru çizebilecek kadar bilgi sahibi olduklarına inanmamız gerekir. Eğer doğru çizmiyorlarsa bunun nedeni Walt Disney'in gerekçelerine oldukça yakın olabilir. Şimdi bu bölümü okuduğumuzda Hemen aklıma Picasso geldi. Aranızda da hemen Picasso'nun çalışmalarını düşünenler olduğunu tahmin ediyorum. Zaten hemen aynı sayfada da Sayın Profesör Gönbiriç, Picasso'nun 1941'de bir kitap için yaptığı tavuk ve civcivleri resmettiği bir çalışmasını hemen yanına 1938'de kağıt üzerine kömürle çalıştığı Horoz isimli çalışmasını eklemiş. Dürer gibi Picasso da 13 yaşlarında resim dersleri almaya başlamıştı hatırladığım kadarıyla. Yaptığı tüm desenleri incelediğimizde aslında sağlam bir desenin olduğunu görürüz. Renk, form, ışık, hacim, perspektif bilgisini desenlerinden görmemiz kaçınılmaz. Geleneksel resim eğitiminde gayet başarılı olan Picasso neden bir çocuk gibi resim yapmayı seçmiştir? İlk başlarda onun da yadırgandığını ve ön yargıyla eleştirildiğini biliyoruz. Ama bugün sanattan biraz anlayan herkes bilir ki Picasso devrinin avantgard yani öncü sanatçılarından biridir. Yaşarken bunun ekmeğini yiyebilen şanslı bir adamdır. Neyse, Picasso konusunda da bir podcast yapacağız bir ara. Bu noktada özellikle elimdeki kitabın en önemli özelliği nedir diye soracak olursanız hiç tekrar cümle kurmama gerek yok. Kitabın ön kapak içindeki cümleler zaten durumu yeterince iyi tanımlıyor. Profesör Gönbiriç sanat alanındaki derin bilgisini anlattığı sanat çalışmalarına duyduğu sevgiyle birleştirip iletebilen gerçek bir usta olarak kabul edilmiştir. Sanatın öyküsü dünya çapında kazandığı büyük başarı yazımındaki yalınlığa ve açıklığa dayanır diye yazıyor kapak içindeki bölümde. Bu doğru bir tespit. Örneğin haksızlık etmek istemiyorum ama çok sevdiğim hocalardan birisi olan Adnan Turhani'nin yine Remzi Kitap Evi'nden çıkan Dünya Sanat Tarihi isimli kitabı ile bir kıyaslama yapayım. Adnan Hoca'nın kelimelerini okurken çok çaba sarf etmem gerekiyor. Hem anlamak hem de dikkatimi kitaba verebilmek için bu kadar çaba göstermekte beni çabucak yoruyor. Hatta itiraf edeyim Adnan hocamızın Dünya Sanat Tarihi isimli kitabın tam anlamıyla okuduğumu söyleyebilir miyim? Sanırım söyleyemem. Yani üniversitede duvara yansıttığı metinleri okuyarak ders anlatan hocalar bana ne hissettiriyorsa aynı hisleri bu kitapta hissettiğim için bütün bunlar. Oysa sanatın öyküsü kitabında böyle bir zorlamaya hiç gerek yok. Mümkün olsa tüm kitabı da teker teker paragraf paragraf okurum. Fakat yazarın ve yayın evinin telif haklarına da saygı duymak durumundayım. Son olarak şunu söylüyorum sizlere. Sanatla ilgilenen herkesin kütüphanesinde bu kitap mutlaka olmalı. Burada bitiriyorum. Bir ara verelim ve sonraki podcastimizde başka konularla devam edelim.